şunu diyorum. Dün bana atılan tekmeler Aygül Doku'ya atılmadı. Gülistan Doku sorusunun cevabını merak eden milyonlara atıldı. Dün Bedriye Doku burada yaka paça çekilmedi. Gülistan Doku sorusunu merak eden herkes yaka paça burada çekildi. Dün benle annem burada 247 gündür olmayan kızımızın kemiklerini sormaya gelmiştik. Daha önce valilikle, savcılıkla, bütün yetkililerle görüşmüştük. 3 tane talebimiz vardı. 1- Cumhurbaşkanıyla görüşmek. 2- Bilirkişi raporu doğrultusunda Zaynal Abarokov'un göz tutuklanması. 3- Üvey baba olmasına rağmen kendini bu kadar siper eden Engin Yücel'in şüpheli sıfatıyla dosyada yargılanıp ve sorgulanmasını istemiştik. Daha sonra biz annem ve ben gözaltına alındık. Gözaltına alınma gerekçemiz basın ve toplantı ve yürüyüş yasağı olmasıymış. Biz toplantı yapmamıştık ve yürüyüş de yapmamıştık. Şimdi Diyarbakır anneleri oturmuştu, çocuklarını arıyordu, eylem yapıyordu. Geçen Bakan Selçuk aileleri ziyarete gitmiş, Diyarbakır'ın cesur anneleri diyerek onları kutlamıştı. Benim annem de bakanlıktan gelebilecek bir destek için, ben de Diyarbakır'ın bir annesiyim ve ben de kızımı arıyorum demek için kızının bir fotoğrafını aldı, orada oturmuştu. Daha sonra biz nahoş olan hareketlerle karşı karşıya geldik. Bir, annem yaka paça buradan çekildi ve ben bir polis kadının defalarca tekmelerine maruz kaldım. Daha sonra Vali Bey'i aradım. Vali Bey'e durumu aktardım. Vali Bey de bize, Aygül siz kafanızda hani çok şey yazıp çiziyorsunuz. Gülistan için gereken her şey yapılmıştı denildi. Şimdi eğer Vali Bey şu kamerayı yarım saat içinde isterse inceleyebilir ve tekmelerine maruz kaldığım kadın polisi tespit edebilir. İkincisi, Gülistan için yapılanlar, mesela Zaynal Abarokov tutuklanmadı, yargılanmadı, sorgulanmadı. Su çalışması, İçişleri Bakanı bize dedi ki Ankara'dayken baraj boşaltılacak ve köprünün ayağındaki su akara binecek seviyeye getirilecek denildi. Ama daha sonra o su belli bir seviyede tutuldu. O suyun sonuna kadar gidilmedi. Şimdi bir, eğer o su tamamen gitseydi biz bir sonuca varacaktık. Evet, dalgıçlar Gülistan orada yok diyorlardı. Şimdi biz bunu diyecektik. Evet, su gittiğinde bütün yetkililer de şunu diyecekti. Evet, Gülistan orada yok. Peki Gülistan orada yoksa biz Gülistan'ı o zaman nerede arayacağız? Şimdi Gülistan suda aranmıyor. Bize baraj boşaltılacak sözü verildi ama belli bir seviyede o durduruldu, o çalışmalar bitti. Madem Gülistan sudaysa o çalışmalar niye bitti? İkincisi, Gülistan o suda değilse bugün baş şüpheli bir ailesi yargılanmıyor. Baş şüpheli bir ailesi yargılanmıyorsa Gülistan nasıl bulunacak? Şimdi Gülistan'ın dosyası kapanmaya gittiği için benim annem dün burada, Gülistan, ben kızımın kemiklerini bulmak için oturma eylemini başlatacağım demişti. Aslında bir eylem de değildi. Sadece bir annenin haklı bir haykırışı. Ben kızımın kemiklerini istiyorum diye. Hepimiz birer Gülistan'ız. Hepimiz birer Gülistan'ız. Hepimiz birer Gülistan'ız. Dağda, taşta, bayırda, ovada, parkta, nerede olursan ol Gülistan. Her an senin için oturacağız. Hiçbir tekme, hiçbir baskı, hiçbir yaptırım senin kemiklerini aramak.